Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mucizat Ahmediye'den ama değişik bir şey. Merak ettiği için ona baktım. Nereden ders olacak dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yemin şeyin illa yusebihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezi ersele resulehu bilhuda ve dinil hakki liyuhirehu aleddini kullih. Ve kefa billahi şehiden Muhammedun Resulullah. Sadakallahul azim. İlâ ahiril ayet. Şimdi ben burada Mucizat-ı Ahmediye'den ama benim çok ilgimi çeken yönünü şey yapacağım. Şimdi bir mukaddeme yapayım. Hele ders yaptığın için sağda solda. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın beni en çok hayrete düşüren tarafı hatırıma gelen birkaç tane sıfatına şey yapayım. Bak şimdi biz peygamberimiz var. Mucizeleri olmuş. Onu ispat eden şeriat kitapları veya onu takip eden takipçilerin kerametleri, ilim ehilleri, ahlaklarını, davranışlarını vesaire. 1400 seneden beri gördük, bu haldeyiz. Ya tamam mı? Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam kimseyi taklit etmemiş. Beni en çok hayrete düşüren bu. Yani peygamberlik okulu yok. Çıraklığı yok. Kalfalık yok. Ustalık dönemi yok. Peygamberliğin, şimdi peygamberlik eğitimini almamış. Bak siz kaç... En az bir senelik en azından duruyorsunuz değil mi? İki senelik olan var sizde zaten eskisiniz. Bu kadar eğitim aldığımız halde değil mi? Böyleyiz. Şimdi bakın patent yok, numune yok, misal yok, mukayese yok, model yok. İlk ve son yapıyorsun. Hata yapma şansın yok. Yanlış yapma şansın yok. Hayatına nasıl başladınsa şımarmayacaksın. Sonu da aynı. Kimseden çekinmeyeceksin. Duygularını kontrol edeceksin. Miraca geleceksin. Bedeviye kanaat edeceksin. Adam biraz parası olduğu zaman veya üniversite bitirdiği zaman ne bileyim mevkisi falan olduğu zaman hemen kahvesi değişiyor, arabası değişiyor. Parası eline geçince ailesini bile değiştiriyor. Böyle bir mahluk yani. Yani toparlıyorum. Numune yok. Misal yok. Model yok. Patent yok. Mukayese yok. Taklit yok. Çizilen bir yol yok. İlk ve son. Hata yapma şansın yok. Ondan sonra geri dönüşün yok. Nasıl başladınsa öyle biteceksin. Peygamberin bu sıfatı başlı başına onun bizden farklı olduğunu gösterir. Bir arkadaş nereden hatırına gelir de? Hani Allah hakkında düşünüyordum da, Allah için de öyle diyorum ya. Mesela elmayı nasıl hatırına getirdi? Allah var hiç kimse yok. Allah var hiç kimse yok. E şimdi elma nasıl hatırına gelir? Yani yok yani. Model yok. Mesela zamansız, zeminsiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, mukayesesiz, numune yok. İlk yapacaksın, son yapacaksın. Hata yapma şansın yok. Allah var, hiç kimse yok. Elma nasıl hatırına gelecek? Yani muz nasıl hatırına gelecek? Yani bunun kimyası var, efendim doğa ile mevcudatı, diğerle güneşte, atmosferle, hava ile, yer çekimiyle, dünyanın dönüşüyle, insanın gözüyle, midesiyle, hücresiyle. Yani ilk yapacaksın, son yapacaksın, hatan yok. Hata olmayacak. Yani hani derler ya bak nasıl yapmış? Bir insan bir şey yaptığı zaman derler ya. Ya nereden hatırına geldi ya? Oysa insan bir varlık içinde, varlık eşya içindeyken mukayese yapıyor, taklit yapıyor. Onu indiriyor, bunu yapıyor, deniyor, yanlış yapıyor, deniyor. Gidiyor piste, frenini tutmuyor, gelip ayarlıyor. Bunda böyle bir şey yok.
peygamber. Nümune yok. Misal yok. Model yok. Mukayese yok. Önde giden yok. Peygamberliğin okulu yok. Ortaokulu yok peygamberlik okulunun. Mesela din aliminin okulu var. İlkokul, lise, ilahiyat. Kilise var. 6 sene okuyorsun papaz olman için. Bunun okulu yok. Çıraklığı yok. Ustalık dönemi yok. Kalfalık dönemi yok. Hata yapma şansın yok. İlk nasıl başladınsa sonu da öyle olacak. Şımarma yok. Şımarma yok. Ondan sonra tehditler, olumsuzluklar yılmayacak. Her zaman başladığın psikolojide olacaksın. Böyle bir şey olamaz yani. Bir insan böyle bir şeye muvaffak olamaz. İlk yapacaksın, son yapacaksın. Mesela 23 sene önce konuştuğu ve yaptığı bir davranış, ibadet. 23 sene sonra değiştiriyorum ay hesabım. Şimdi değişti demiyoruz. Biz akşam karar veriyoruz, gündüz değiştiriyoruz. Yani bir insanda hiç mi terakki olmaz, hiç mi anlayış artmaz? 23 senede insan hiç mi kültürü artmaz? 23 sene önce ne demişse, 23 sene sonra aynı şey. Bir insan böyle bir olamaz ki ya. Allah da öyle. Arabanın modeli değişir. Cihazlar modeli değişiyor. Elmanın, atın, sığırın modeli değişmiyor. Sene son model. Elma, yani Allah'ı düşününce zaten öpten şu an. Yani nereden hatırına geldi bu elma yani? Haşa. Tefekkür için söylüyorum. Ya kimyasını, modelini, tipini, insana bakan, güneşte. Yani elma yapmak için elma yetmiyor. Güneşi de yapman lazım. Güneş sistemi içinde çalışıyor. Dünyanın dönüşüyle alakalı, dünyanın eğimiyle alakalı. 23 derece 27 dakika ile kendi ekseni etrafında dönüşüyor. 1666 kilometre. 108 bin kilometre hızla da güneş etrafında gidiyor. Bunlar hepsi iç içe. Bu neyle anlıyoruz? Fenler söylüyor. Daha acayip kuantum fiziği. Önce hepten zaten bitti. Ateizmin çöküşü kuantum fiziğiyle bitmiştir. Çünkü her şey maddeydi. Çünkü eskiden en çok... Ben bunları okumadan önce Karl Marx'ı okumuşuz. Ortaokulda 1975. Tamam. Her şey maddedir. Her şeyi orada şey yaparsınız. Hasköy'de okudum. Hasköy'de buydum. 75. Ortaokul döneminde. Onu okuttular bize. Yani her şey madde maddeyle. Ve ne derdik? Biz diyorduk. Ben diyordum da tabii. Maddenin fonksiyonudur. Yani maddenin bir doğasından çıkan fonksiyon derdik. Koku, niye başkasını arıyorsun? İşte maddenin dışa vuruşu, partikülleri derdik. Veya diğer eşya ile iletişimle çıkar. Ama bir baktık ki şimdi kuantum fiziğiyle dibe inince ve 1900 Charles Darwin 1876'da vefat etti. DNA 1938'de 35'te bulundu. Ondan çok aylı sonra o adam hücreyi şöyle biliyordu, balon. Balon içinde ne var? Sıvı. Hücre bak, anlayışa bakın o zaman. Charles Darwin döneminde yani. Mercimek suyu, maydanoz suyu, elma suyu, armut suyu. Sıvıların, farklı sıvıların bir arada bulunduğu torba. Vücut ne istiyorsa onda onu çeker. Şimdi böyle bir şey mi anlayışımız var? Hücre bu mu? DNA'sından, mitokondrinden, RNA'sına kadar. Değil mi sistem? Bu daha madde üstü. Madde altı, yani atom altı, kuantum fiziği artık orada... Değişik şeyler ya, ona girmeyeceğim. Şimdi peygamberin bu tarafına bakacağız şimdi. Bu kadar malzemeden sonra. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ahval ve efsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o efsaf ve o ahvali galip beşerete bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahsı manevisine ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihin tarihte beyan olunan efsaf o bala kamete uygun görünmüyor. O yüksek kıymete mafuk düşmüyor. Yani şu. Çalışıyorsunuz, talebesiniz. İnsan oradaki davranışları en mükemmel yapabilir. İnsan sırf bu değil. Mesela ulvi duygularınız var ama uygulanacak saha yok. Ya mesela mühendissiniz. Yapacağınız belli. Öteki de mühendis. Aynı şeyi yaparsınız. Çünkü vazifeniz aynı. Aynı şeyi yapıyorlar diye ikisi eşit değildir. Şimdi şu. Peygamberin de ruhu,
Yani davranışı bize benziyor. Çünkü dedi ki o yatsı namazını şöyle kılın. Şöyle oruç tutun. Yardım edin. Komşun aç mı? Sen burada yatamazsın. Böyle insanlıyım vesaire. Biz davranışlarımızı benziyoruz. Aynı yapıyoruz. Ama ruhumuz o beraber değil. Birbirimizle bile beraber değil. Niye? Şimdi davranışta yapılması gerekenler kayıtlıdır. Yani bedenle bundan daha ilerisi olmaz. Bedenle uçamazsınız. Bulutun üstüne çıkamazsınız. Bedenle namaz kılarsınız. Adama yardım edersiniz. Araba itersiniz. Tornavida yaparsınız. Bunlardır. Muayyendir. Ama ruhunu maddeye yansıtamazsınız. Merhametini gösteremezsin mertebesini. Ancak çikolata ile gösterirsin merhametini. Ama sen merhametini çikolata ile gösterdin diye merhamet çikolatadır desen çok ayıp edersin yani. Onun ifadesi o. Hani madde kayıtlıdır ve muayyendir. Hududu bellidir. Ondan fazla bir şey yapamazsınız. Ama ruh öyle değil yani. Ruhun yapısı, sistemi sonsuzdur. Ne kadar şefkat yapabilirsin? Sonsuz. Ne kadar zulmedebilirsin? Sonsuz. Buraya bir canavar gelse demir kapıyı kapat. Tamam o bitti. İnsan öyle mi? Nasıl zulüm yapar? Komple bineye uçurur ya. Yani zulmün hududu yok. Yani ruhtaki şeyler maddenin kapasitesi kadar yansır. Ondan ileri olmaz. Onun için peygamberin hayatını anlatan kitaplar nakıstır. Ruhunu anlatmıyor. Davranışlarından bahsediyor. Peygamber öyle zannetmeyin diyorum. Nereden biliyoruz? Seni anlatıyorum. Bakın sen merhametini, şefkatini, ayağını vesaire maddede yansıtamıyorsun ki. Madde olarak gösteriyorsun ama bir mertebesi. Yani sıraut verdin merhametin. Çocuğa çikolata verdin merhametin. Komşun açtı ona yardım etti mi? Yani bu kadar mı senin? Yok. Ruhunda öyle coşkun bir baraj var ki. Onu nasıl göstereceksin? O zaman ne demek istiyorum? Yani davranışlarda olan kadar değil kişi. Hem zalimliği hem merhameti vesaire. Onun için tarih kitaplarında, siyer kitaplarındaki peygamberin sıfatı beşeriyettir, dünyanın ahvaline uygun olandır. Ama ruhsal yapısı bu değil. Sende de olduğu gibi. Çocuk da öyle ifade edemiyor. Ne kadar seviyorsun beni diyorsun bu kadar. Niye? Bir şey vermedin. Bir şey getiriyorsun çikolata. Ne kadar seviyorsun beni bu kadar diyor. Elini açıyor bebek yani. Böyle ama sevgi bu mudur? Ama o şekilde ifade edilmek zorunda. Yani bedenimiz ruhumuzu tam yansıtamaz. Onu diyor. Çünkü esebelbul kelfail sırrınca. Nasıl ağır geliyor mu gençler? İyi mi? Tamam. Sırınca her gün işte yanlış gitmemek için peygamber hakkında size çok lazım. Her vakit mahiyeti beşeriyeti itibariyle işitilen efsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe-i risalete durmuş bir nurani şahsiyet-i manevisine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Yani bir insan hakkında veya hasreten peygamber anlatıldığı için peygamber hakkında şey şu. Bir şey duyduğunuz zaman şöyle yerdi böyle içerdi veya işte hemen hürmetsizdi. Ya bu mu ya? Muhammed bu mu aleyhissalatü vesselam? Yani o bütün kainat senin için yaratıldığın falan böyle yani dinin kaynağı bilmem. Ya bu mu ya? İşte adam işte yermiş. Tabii ki yer. Tuvalete gider. Yatar. Bilmiyorum, evlenir. Tamam mı? Ticaret yapar. Bilmiyorum. Ya bu mu ya? Falan. Tamam. O seni aldatmasın. Biraz önce anlattığım gibi maddiyat, bedensel hayat ruhu yansıtamaz. Onun ruhsal yapısı bu kadardır diyemezsin. Mesela iki kişi de aynı misal verdim. Kimya laboratuvarında mühendis. Aynı iş yapıyor ama ruhları aynı mı? Bir tanesi dip, bir tanesi ulvi bir adam. Bir tanesi hain, ölse vermez, ötekisi veriyor. Mesela misal vereyim ben. Almanya'da Türkler çalışıyor. Bizim kültürümüzde bir şey çıkarttık değil mi ortaya, yiyoruz. Veririz yani. Bizim ahlakımız bu yani. Bu Türk'ün, bu milletin geneleği bu. Genetiği bu ya. Tamam. Alman'a vermiş, ne dese inanırsın. Niye veriyorsun bana diyor. Bizzatı da vermiyor. Niye?
Ne demek bizde gelenimizdedir diyor ya. Biz dedi acır. Allah. Yani sen bir şey istemeyecek misin benden? Yok. Ne isteyeceğim sende ya? Öyle mi ya? Aldı. Ondan sonra ertesi gün baktık bu şeyi çıkartıyor hemen Alman kaçtı. Şey yapmadı. Sonra 2-3 gün sonra tekrar verdi aldı. Ya diyor hakikaten dedi bir şey istemeyeceksin. Gene istemeyeceksin. İnanın bana aynı anlattığını söylüyor. Bak bunun üzerine söz veriyorum size. Alman kendisi şey almış, meyve almış. Ne aldığını da unuttum demişlerdi. Açtı bir tane o daha önce veren, 2-3 defa, 4 defa, verene bir tane vermiyor. Demiş ki ötekisi Türk. Ya sana o vermişti niye veriyorsun? Ya dedi, ben, o dedi ki bana ben sana karşılıklı vermiyorum. Bana bir şey veresin dedi. Ben niye vereyim ki diyor. O niye verdi diyor, vermeseydi diyor. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Ben birilerine birine vur kırı kıyas yapmıyorum. İkisi de aynı cihazda çalışıyorlar. Ama hayatlarında eylemsel itibariyle, bedensel hayat itibariyle aynı iş yapıyorlar. Ama aynı işi yapıyorlar diye içerisi de aynıdır demeyesiniz diye söylüyorum. Farklıdır yani. Bu sizi nereden kurtarır? Böyle bakarsın böyle. Adama bak ya. Zahirine bakıp da sakın içine hükmetme yani. Öyle insanlar var ki, ne güzel demiş şair. Harabat ehlini hor görme sakın. Hazinelere sahip firaneler var. Ya bakıyorsun yamuk yamuk bir adam yani. Ama öyle bir hazine var ki onda. Şehri inşa eder. Harabat ehlini, zahirde harabat. Hor görme sakın. Hazinelere malik evler çökmüş. Karla çökmüş. Ama o temelde öyle bir hazine var ki o köyü inşa edecek altın var dipte. Hazinelere malik viraneler var. Zahirde bakarsın virane. Boş kimse yok zannedersin değil. Yani bir insan hakkında bir şey duyduğumuz zaman böyle davranışıyla o değildir. Sözüyle o değildir. Kaldıracaksın kafanı, eğer meşhur bir insansa, onun süreçteki hayatına bakacaksın. Genel yani. Yoksa zulüm var. Abi şey yaptın, tamam budur. Lan bu kadar iyiliği var. Abi kötü şey var, çok iyiliği var. Şu, o zirvede. Abi kötülüğü var, kuyunun dibinde. Değil kardeş. Tamam. Muvazene etmekle beraber, bu ayrı bir kategori. İkincisi nedir? Esas ruhu göstermez bu. Ruhu göstermez. Mesela bir hurma çekirdeği var. Örnek veriyorum. O hurma çekirdeği toprak altında konup açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. Hurma çekirdeğini düşünün. Attık, toprak altına koyduk şartlarında. Ağaç oldu. Hem gittikçe ağaç tevessü edip büyüdü. Büyür. Veya tavus kuşunun bir yumurtası vardır. Tavus kuşu, biliyorsunuz değil mi tavus kuşu? Benim bildiğime göre, ilmim o kadar hatırladı belki yanlış. 350 çeşit renk, ton varmış. Renk değil, renk yedidir. Ton, boyalama yani. Tamam. 350 ton şey var. Şimdi tavus kuşunun yumurtası şekli bakımından değil, tipine baktığın zaman bizim tavuğun yumurtasıyla, kuş yumurtasıyla aynı. Yumurta işte. Zahirde baktığın zaman aynı var. O yumurtaya hararet verilse, kuluçkaya yatılsa, bir tavus civcivi çıktı. Ne güzel bak örnek verecek. Sonra tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Yani her tarafı harika kudretle donatılmış, boyanmış. Hele bir de yani tavus kuşu belki görmediniz ama gençler. Gördün mü sen? Görmedin. Mavi kuşu gördüm evlerde oluyor. Hani böyle kafası da böyle renkli, sarı, sarı, mavi, yeşil. Gördün mü onu? Görmedin mi hiç? Evlerde kuş besliyorlar ya görmedin. Kaç yaşındasın sen? 13. 13 mi? Ha. Görmeyen var mı başka? Hepiniz gördünüz. Hani evlerde oluyor ya kafeste böyle. Sarı böyle, sapsarı, yemişil, ne bileyim kırmızı. Böyle burası sık bilmem ne. Renkli yani boyanmış. Bunu gördüğün zaman bir de yumurtasına bak. Bir de hurmanın çekirdeğine bak. Bir de hurmaya bak. Tamam.
Acayip bir şey. Kestaneye bak. Bir de kestane ağacına bak yani. Koçanıyla beraber aman yarabbim ya. Uf, ne kadar hoş yani. Yani tipiyle, balıyla, kestane yemesiyle, kerestesiyle. Yani o garip yani. Acayip. Biz eskide onun kabuğunu bile çatıda kiremit olarak kullanırdık. Tamam, acayip bir şey. Koçanı var ya koçanı. Zaten beni deli ediyor yani. O böyle bir teknoloji olamaz ya. Onu tek tek nasıl yapmış, nasıl yapıştırmış. Şey Mao'cu bana öyle demişti. Tamam dedi. Kabul edelim ki Allah yaptı. Yok kabul edelim yok. Ya Allah vardır ya yoktur. Ya yaptı ya yapmadı. Tamam o yaptı peki. Ya dedi şu otları tek tek Mısır'ın koçanını misal verdi. Bir de kestanenin o şeyini verdi. Koçanını. Ya onu tek tek Allah nasıl yaptı dedi ya. Dedim ki güneş tek tek hepsini nasıl yaptıysa Allah da öyle yaptı. Güneş tek tek mi yaptı? Bir vuruyor, kuzeye de vuruyor Sibirya'ya aynı anda. Ekvator'a da vuruyor. Avrupa'ya da vuruyor, Asya'ya da vuruyor. Kestane koçanın yaptığı gibi koyunun tüyünü de büyütüyor. Hurma eşi yaptığı gibi denizin dibine, aynı zamanda gezegenleri de tutuyor. Hiçbir iş, bir işe mani. Nihayetsiz iş, tek iş gibi kolaylıkla yapıyor. Güneş her yerde değil mi? Şu anda lamba. Size ışık veriyor mu bu? Veriyor, bana da veriyor. Nasıl tek tek veriyor? Hep tek tek mi veriyor? Nurani şeyler için biriyle bin aynıdır. Sesim de öyle. Radyo istasyonuyla konuşayım ben. Yeter arkadaşlar 1 milyon radyo açtınız ya. Ben artık konuşamıyorum der mi? İstasyon 10 milyon açsın. Şu lamba der mi? Lan yeter ya. Hepinize ben nasıl vereyim ya? Aynı anda bana verdiği gibi sana vermiyor mu? Aynı anda güneş gezegenleri tuttuğu gibi kestane koçanını da büyütüyor. Tamam. Denizin dibindekileri de ondan sonra otları da. Ha hakikaten doğru. Peki yaratılan güneş böyle olursa yaratan Allah nasıl olur? Ama hiçbir yerde de değil ha güneş. Mekanı da yok, hacmi de yok, kütlesi de yok. Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Nihayetsiz iş yapar, tek iş gibi. Bir iş bir işe mani değil, sıraya koymaz. O yeter lan çanakçayı bir bitireyim otlarını, sonra Çatalca'ya geçeceğim. Sonra Topkapı İstanbul'a geçeceğim. Sırayla yaparız ya. Güneş için sıra var mıdır? Önce sonra büyük küçük. Ya yeter ya dağları nasıl kaldırayım ya? İğne ucuna hangi kolaylıkla ısısını sokuyor? Aynı kolaylıkla dağları ısıtıyor. Sen bu odayı ısıttığın gibi bu çanakçayı ısıtabilir misin ya? Güneş için hiç fark etmiyor. Büyük küçük. Az çok. Bir tane bin tane. Hepsi eşittir. Peki yaratılan böyle olursa yaratan Allah nasıl olur? Güneşe bir şuur versek, bir de hayat versek bitti. Bir şuur versek, hayat versek, hayat var ya canlı. Artık her yaptığı işi biliyor. Hayat var ya akılda var. Şuur ulan şıt dediği anda ona da diyor. Ona bir misal vereyim nasıl o nasıl olur? Herkesi ayrı ayrı konuşurdu ama hiçbir konuşma bak herkes buna ayrı konuşuyor. Güneşe talepleri var, istekleri var. Bana şu kadısı ver, şu kadar vermen lazım. Şöyle buyutma. Bu da hepsini aynı anda söylüyor. Birisine söyledi, diğeri duymuyor. Ona örnek vereyim. Nasıl olur? Navigasyonu biliyorsunuz değil mi? Navigasyonla 1 milyon, 10 milyon insan girse. Benim telefonda var. Navigasyon her kim talep etmişse adresi hepsine ayrı ayrı gösteriyor. Ayrı ayrı konuşuyor. Kimse kimseye mani değil. Ama kimisi böyle gidiyor, kimisi böyle gidiyor. Aynı anda sağa dön derken navigasyon bir başkasına aynı ses sola dön diyor. İnsanoğlunun yaptığı bir uydu ve telefonla nihayetsiz insan navigasyon vasıtasıyla uydudan talep etse televizyon dalgası da dahil. Ben bana böyle bir yolu göster. Dur kardeşim sıraya gir. Şimdi Edirne'yi çizemem. Şimdi nasıl çizeyim ya? Dur ya daha Edirne'de Diyarbakır'a gidenlerin işini bitireyim. Sen de sıraya gir demiyor. Aynı anda milyonlarca insan bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle bir 600 hepsi farklı farklı aynı anda aynı ses ve aynı uydu dağıtmadan, karıştırmadan, yanlış etmeden hepsine farklı cevap veriyor mu? İnsanoğlunun yapmış olduğu yani kafasıyla yaptığı uydu böyle yaparsa bu kafayı yapan neler yapamaz?
Ben yaptığım uyduyla yukarıdan ben sizi seyredip hatta 25 santimetreymiş bir ilmime göre uydu. Yere 25 santimetre kala kadar Türkiye'nin yaptı. Diğerleri daha fazladır zannediyorum tabii. 25 santimetre kalaya kadar fotoğraf çekebiliyormuş. Zoom yapabiliyor. 25 santim ya. Tamam. Sesleri de duyabilecek şeyler, sistemleri de var. Tamam. Şimdi yapılan bir kafa bunu yaparsa, bu kafayı yapan bu aklın ustası. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl yoktu. Kafir mümin fark etmez. Bunu evet demek zorunda. Bu akıl yapılırken bu akıl yoktu. Bu akıl başka bir akılla yapılmıştır. Bu göz de yapılmadı. Başka bir göz lazım. Dolayısıyla bu akılla ben böyle bir uydu yaparsam navigasyon ve milyonlarca iş bir iş gibi olursa, peki bu aklı yapan bu uydunun, bu navigasyonun neleri yazdığını uyduya veriyoruz. Adresi veriyoruz. Uydu bizi görüyor mu, görmüyor? Görüyor. Sağa dön diyor ya. Yanlış yapma diyor. Bazen daha tövbemizi de kabul ediyor. Yanlış yapıyoruz. Ya diyor 200 metre sonra çıkacaksın diyor. Çıkmadın gittin. Ya Allah canını alsın seni. Ne yaparsan yap lan, senin başına yazayım. Bir daha sana yol göstermem diyor mu? Yok. Tekrar tövbemizi kabul ediyor. Tamam diyor. Yeniden çiziyorum yolunu diyor. Navigasyon tövbemizi kabul ederse Allah tövbemizi kabul etmez mi ya? 10 defa da yapsan navigasyon usanır mı? Sağa dön dedi, dönmedik gittik. Tamam diyor, ileriden yol gösteriyor. Oradan da çıktık. Sola mı şey yapacaktın diyor. Dönmedik, gitti, ileriye gittik. Yeniden 10 defa 100 defa da yapsan yeter ki gel ne olursan ol, tövbe et gel diyor. Tamam ben sana yolu göstereceğim. Ulan bu cihaz bunu yaparsa, bu cihazları ve bunu yapan Allah tövbeni kabul etmez mi ya? Hatayı kabul ediyor. Şimdi baktığımız zaman hadiseler hepsi manidar. Hepsi manalı. İnsanın huzuru da bu. Başka mümkün değil. Uyuşturarak, morfin vurarak o da mümkün değil. Ya. Diyor ki bir hurma çekirdeğini örnek verdi, bir de tavus kuşu. Bak şimdi. Tavus kuşuna bak, çıktığı yumurtaya bak. Ömründe hiç hayatta tavus görmeyene, tavus kuşu var ya 350 tane renk böyle. Buradan çıkıyor ve onu göstermiyoruz daha. Yumurtayı gösteriyoruz. Bunda ne çıkar? Yumurtayı ömründe ilk defa görene tavus kuşunu hayal edebilir. Hatırına gelebilir. Ne demek ne çıkar ya, acayip bir fırça. Veya bu kadar minnacık böyle kuş yumurtası da muhabbet kuşları, bu kadar bir şey. Minnacık onun şeyi de topu, şeyini görmüş. Bundan ne çıkıyor? O sapsarı falan. Hayal edebilir mi? Ömründe hiç görmemiş. Hurma çekirdeğini gösteriyoruz. Mısırın tanesini gösteriyor. Koçanı. Bundan ne çıkar mısır tanesini? Ne demek ya böyle bir şey olacak? Koçanlar olacak. Bir kılıf, bir kılıf daha, bir kılıf. Ne duman, ne su, ne mikrop falan, hava girmeyecek. Kim dizecek? İçinde zülüflerini koyacak. Kimin hatırına gelir? Ama hakikaten ben şaşırıyorum Allah'a. Tövbe estağfurullah da düşünmüyorum. Ya nereden hatırına geldin? Madde yok, zaman yok, numune yok, model yok, misal yok, mukayese yok, taklit yok, muacele yok. Model yok ya, taklit etmemiş Allah kimseyi. Ve her senede son model. Hata yapma şansı da yok. Vallahi bugün hata oldu. Bütün malları geri çekiyorum Toyota'nın yaptığı gibi. Sürümde bir hata oldu. Hepsini çekiyorum yeniden yapacağım. Böyle bir şansı da yok. Her sene de son model olacak. Karpuz alıyordum geçen yaz. Anlatmıştım. Malatyalıymış adam. Selamun aleyküm selam. Buyurun dedi. Kaç hangi senenin kaç model dedim bu karpuzun? Anlamadım dedi ya. Kaç model olur mu ya? Karpuz işte ya. Bunun modeli mi olurdu? Dedim arabanın modeli oluyor. Senin de modelin var. Kaç modelsin dedim. Ne modeli de kaç ha, yaş işte. Bak bu kaç model? 10 sene önce de böyleydi. Her sene ya bıktık ya bu karpuzu. 10 seneden beri böyle ya. Şimdi canımı sıktı ya. Başka şekilde olsun. Dikdörtgen olsa olur mu? Olmaz abi dedi ya. Abi sen kimsin ya? Hoca mısın? Ben senden ne hocası? Ben karpuz kaç model dedim. Oldum hoca. Karpuz kaç model diyorsun, tamam mı? Acayip bir şey ya. Uçaktayız. Ya adamla bir şey konuşuyoruz. Ya dedim arabanın silecekleri var. Senin dedim böyle silecekler için. Hiç çalıştığının farkında mısın dedim. Ne var bunda? Sen hoca mısın diyor. Yani kapakların inip çıkıyor dedim. Farkında mısın? Ya ama sen hoca mısın? Acayip bir şey ya. Benzin dolduruyor pompacıya. Diyorum ki bak
Bu dedim bunu içiyor, hareket ediyor. Sen neyle hareket ediyorsun biliyor musun? Neyle diyorum dedi. Dedim bak ölü maddeleri yiyorsun, fasulye, kuru ekmek vesaire. Diri diri dolaşıyorsun, sonra diyorsun ölüler dirilir mi? Sen hocam mısın diyor. Bir tanesini daha güldürün. Kars'taymış o. Hiç unutmayacağım. Pompayı dolduruyor. Kışa. O gün görünce onun öyle yaptım. Dedim ki çok mu üşüdün? Tabii abi ya. Üşüdük tabii dedi ya. Adam yukarıda dedi falan hemen çakıyor. Bizim eski herhalde yoldaş tipinden. Hemen ne alakası patron. Hemen patrona saldırıyor. Patron yukarıda dedi ya biz üşüyoruz. Ne olacak ya tabii. Yapıyor. Dedim ki ya dedim sen dedim şu elini bir arkaya koysana. Ne oldu dedi. Koy arkaya. Şimdi elin olmadığını düşün. Hayal et. Şimdi git tuvalete. Durdu. Götürdü. Hadi çorba iç. Hadi şimdi bırak dedim. Bıraktı. Bak elin var mı biliyor musun dedim. Dedi ki aynı böyle. Hakikaten varmış dedi. Sen o kızdığın patronu belki dedi patates yiyordur. Yoğurttan başka bir şey yemiyor. Sen taş bile yersin dedi. Hanginiz sen gitsin. Baktı. İnan dedi, öyle dedi ya. Şeker hastası dedi. Her şeyi yiyemiyor dedi. Vallahi benim ona gelenler çoğu bize veriyor dedi ya. Hanginiz zenginsiniz? Bak bir zenginliği de anlatayım bu bölgede. Bu bölgede yaşlanan zengine bak. Allah aşkına ben yalan söylüyorsam düzeltip atamı. Villa yaptırıyor adam. Çok zengin. Senede kaç gün geliyor o villaya? Bazı seneler gelmiyormuş. Geldiğini kabul edelim. 15 gün bir ay. Öyle değil mi? Villaya en fazla bir ay kalır o zengin. Orada bekçilik namı altında kapıcı kaç ay kalıyor? Seneni komple villada kalıyor. Zengin zannediyor ki kendisi ne yapmış? Adama yapmış villayı. Gariban villada oturuyor vallahi. Ya. Hayır ya. Villada ya. Villalar kapalı kapı. Bekçiler orada. Bahçesinden o istifade ediyor. Havuzundan o istifade ediyor. Adam gelecek de 2-3 tane sofrasına domates koyacak bilmem ne. O havadan o istifade ediyor. Yani bu Çanakçı'nın, Çatalca'nın havasından, ormandan o istifade ediyor. Acayip bir şey ya. Biz de mesela et yiyoruz. Oysa hayvanın en iyi yeri kemiktir, o da köpek yiyor. Kemiktir ya, bisküvilerin o kreması bu kemikten yapılıyor. Bütün sinir sistemi kemik içindedir yani. İnsanın en şey değerli yeri orası yani. Acayip bir şey. Yani biz bir şey acayip bir sistem farklı. Fark ettiğimiz zaman şu ağrıma gidiyor yani tamam. Şimdi diyor ki çıkan yumurtadan çıktı o tavusu kıyas etme. Bak mesela bu başka bir örnek vereyim. Ya falancanın çocuğu falancalı değil mi? Lan öyle deme bak tavuk da buradan çıkmıştı. Tavus kuşu da buradan çıkmıştı. Çıktığı yere benziyor mu? Kişinin değeri kendindendir, neslinden değil. Bak yumurta. Eğer yumurtayı kaynak gösterirsen yumurta gibi bir şey çıkması lazım. Tavus çıkar mı? Hiç kimse bundan bir şey bekleyebilir mi ya? Hiç ömründe görmesek. Ya bundan ne çıkar? Ne demek ne çıkar ya? Şöyle tavusu anlatan, muhabbet kuşu anlatan şey çıkar. Buradan gagayla çıkacak. İçeride ne işi var ya bizim yediğimiz şey ya? İki tane mayı, sarı ve beyaz. Gittikçe büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve o yumurtanın adi, küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve âli sıfatları ve keyfiyetleri var. Mesela yumurtaya bak. Çıkan hayvanın sıfatlarına bak. Mesela hayvan seni seviyor. Geliyor, şefkat ediyor, yavrusunu seviyor, sahibini tanıyor. Sistem ya. Bir insan, bir damla su insan mesela. Dan yapılmış. Suya bak, insana bak ya. Suya bak, insana bak. El insaf ya. Nerede yapılıyor? İmal edildiği bak. Teknolojiye bakın, kullanıldığı yere. Karanlık, dar, sıkı bir alem olan anne karnında. Kullanılan malzeme... Kuru fasulye, ekmek, domates, hıyar, kabak. Yani ölü ve kör, cansız. Ölü, kör, cansız. Göz imal ediliyor. El insaf ya. Karanlık yerde, anne karnında kör maddelerden, ekmekten göz yapılıyor.
Normal bir teknoloji mi? 9 ayda imal edilen göz hakkında asırlardan beri göz hakkında araştırma yapılıyor. Bitirdik, dibi geldi diyemiyorsun. Koca koca profesörler var ya. Bankalar var. Şey bankaları, göz bankaları, nakil. Ondan sonra göz kürsüleri var. 9 ayda imal edileni 90 sene okusan bitiremiyorsun. Kullanılan teknolojiye bakın. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim, bir toparlanın bakalım, bir şey diyeyim. Bak, biz ilim alıyoruz ya, kütüphanelerimiz fizik, matematik, kimya okuduğunuz. Eşyadan alıyoruz. Mesela tıp ilminin kaynağı insan. Değil mi? İnsana bakılarak kitap yazılmış, tıp ilmi çıkmış. Tamam. Ziraat fakültesinin malzemesi neresi? Mevcudat, otlar, ağaçlar vesaire. Öyle değil mi? Kendimizden bir misal veriyorum. Ondan sonra ötekisine geçiyorum. Bak iyi dikkat. Tıp ilminin kaynağı insandır. Yani insana bakılarak tıp ilmi yazıldı. Öyle mi? İnsanı kaldırırsanız, yok ederseniz tıp ilmi de yok olur. İyi dinleyin. Bizim tıp ilmine ait, fizik de öyle, tıp ilmine ait bilgimiz bedene bağlı. Bizim bilgimiz kaynağı bu. Buradan çıkarttık. Ama bu yokken, insan yapılırken, insan ilk yapılırken kullanıldığı ilim, insana bakıp da aldığımız ilme benzemiyor. Bir daha söylüyorum. Ziraat fakültesinin kestane hakkında bilgisi var, değil mi? Veteriner fakültesinin sığır hakkında bilgisi var, sığır. Sığıra baktı, Hanefi, yazdı mı? Böyle yer, şöyle yapar, derisi şudur, şunu yaparsak böyle olur, böyle büyütürse böyle. Bir sürü bilgiler var. Bu bilgilerin dokümanın kaynağı bu mu? Bu. Bunu kaldırırsanız sır ortadan kalksa bu bilgi de yok olur. Tamam. Bu bilginin menbaı bu. İlim maluma tabi, malum bu. Tamam. Ama bu sığır yokken, dolayısıyla ilim de yok. Allah sığırı yaparken kullandığı ilimle, biz sığıra bakarak elde ettiğimiz ilim aynı değil. Hiç alakası yok. Sığırı yapılırken model yok, numune yok, patent yok, misal yok, zaman yok, semin yok, numune yok. Patenti yok, hiçbir taklit yok bir yerden. İlk defa sığırı yaparken kullandığı ilim ile var olan sığırdan elde edilen ilim hiç alakası yok birbirlerine. Sizin bileceğiniz okuldakini söyleyeyim. Bilgi elde etmek, ezberlemek, içeriye doldurmak ayrı bir şeydir. Var olan bilgiyi aktarmak, satmak, reklamını yapmak, belagat, ifade etmek o ilimle hiç alakası olmayan başka bir ilimdir. Yani depolanan bilgiyle onu kullanmak bilgisi apayrıdır. Depodaki bilgi değil o artık. Meziyet diyor yani. Onun adı meziyet deniliyor. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın efsafını ağaç ve kuşun efsafıyla rapt edip bahsetmek de lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip diksin. Ta işittiği efsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten 1000 batman hurma aldım ve su yumurta cevi asumanda kuşlar sultanıdır. Şu yumurta cevi asumanda kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacak. Yani peygamber buradaki anlatılmak istenen şu. Peygamber'e bakıldığı zaman beşeriyeti yani 60 kilo 70 kilo bilmiyorum kaç kilo geliyorduysa ben bilmiyorum tartmadım. Ondan sonra anne babasıyla, soyuyla falan öyle değil yani. Onun ruhu, beşeriyeti tam gösteremez. Sizinkisi de öyle olduğu gibi. Merhamet etse. O zaman bir şey duyduğunuz zaman kafanızı kaldıracaksınız. Onun refrefe binip, Burak'a binip, arşa kadar, refrefe binip, arştan arşa azama kadar gidişi apayrı bir şey. Beşeriyetini sığdıramazsınız. Yani
O da yatıyor, kalkıyor bir insan. Ama Burak'a binmiş, arşa kadar gitmiş. Orada at değiştiriyor, binek değiştiriyor. Refrefe biniyor, arştan kavu kavsene kadar gidiyor. Böyle bir Miraç hadisesini beşeriyetine sokamıyorsun. Nasıl olacak falan? Ha, nasıl olacak? Aynı senin gibi. Sen nasıl ki o Alman, o da tezgahta çalışıyor, o da bu. Ama bak, buna bak, bir de buna bak. Bir de senin için ruhuna bak, diğer ruhuna bak. Nasıl farklı ise, yani ruhumuzu tam taşıyamaz bedenimiz. Gösteremez, aynı olamaz. Ben ifade edemez ki lafızlarım. Ben şu anda anlatırken hissettiklerimi anlatamam ki size. Benim ne anlattıklarım veya anlatmak istediğim değil. Anlattıklarımın içinde senin ne anladığın odur yani. Sen o kadar şey yapabiliyorsun. Ben ne kadar kendimi yırtarsam yırtayım. Ben çok iyi anlatsam bile uyusan gene anlamazsın. Aklın başka yerdesi anlamazsın. Söylediğim lisanı senin lisanına uymuyorsa kültürüne gene az anlarsın. Ama beni tam ifade, sen der misin ki Hasan abi bu kadardır. Niye? Senin aynana düşen o kadar. Peygamber'e de bakarken bir şey duyduğunuz zaman ya şöyle yapmış. Kafanı kaldır. O beşeriyet yani insanlık atomik özelliği. Yani bir bedeni var. Bedensel bir hayattaki görüntülerdir. Onunla ruhuna sakın hüküm verme. Yanındaki arkadaşın da öyle ya. İşte bu son cümleyi okuyorum. İşte bunun için bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer ve vazife-i risaletiyle parlayan mahiyeti ise şeceri tuba gibi ve cennetin tayru humaynu gibidir. Hem daima tekemmüldedir. Onun için çarşı içinde bir bedevi ile niza eden o zatı düşündüğü vakit refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp kavu kavsene koşup giden zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak. Yani bitti. Peygamber aleyhisselam Miraç hadisesini çarşı pazarda alışverişin, ekonominin, güvenin temeli olan pazarlık yapmış. At mübayesinde. Ya Allah Allah ya biraz önce dün dedi ki Miraç'a gittim geldi bu at pazarlığını yapıyor. Burada bu iktiza ediyor. Orada tuvalette o iktiza ediyor. Yemekhanede o iktiza ediyor. Hurma dikerken o iktiza ediyor. Evde, savaşta hepsi farklıdır. Yani buraya bakıp da budur demeyin. Yoksa hem birbirimize hem de peygambere hürmetsizlik etmiş oluruz. Ve hakikat olmayız yani. Vahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.